Hazreti Mevlana'nın 747. Vuslat Yıl Dönümü Uluslararası Anma Törenleri İhsan Vakti. Hazreti Mevlana'nın Hayatı. Asıl adı Muhammed Celaleddin olan Mevlana Celaleddin Rumi, 30 Eylül 1207 yılında bugün Afganistan sınırları içerisinde bulunan Bel şehrinde doğmuştur. Babası Sultanul Ulema ünvanına sahip olan Muhammed Bahaeddin Veled, annesi Mü'mine Hatun'dur. Bahaeddin Veled, 1212 yılında aile fertleri ve yakınlarıyla birlikte bazı siyasi olaylar nedeniyle Belh'ten ayrılır. Hazreti Mevlana'nın da içinde bulunduğu göç kervanı önce Nişabur'a gelir ve büyük mutasavvıf Feridüddin-i Attar ile görüşür. Bu ziyarette ilgi ve takdirini kazanan Hazreti Mevlana'ya Feridüddin-i Attar, Esrarname adlı eserini hediye eder. Hazreti Mevlana ve ailesi Nişabur'dan sonra Bağdat ve Kufe üzerinden hac ibadeti yapmak için Mekke'ye gider. Hac dönüş yolunda Şam'da Muhyiddin İbni Arabi ile görüşür. Kafiledekiler oradan ayrılırken İbni Arabi, babasının ardından yürüyen Mevlana'ya bakarak, "Sübhanallah, bir okyanus, bir denizin arkasından gidiyor," der. Sultanul Ulema ve ailesi Şam'dan sonra Halep üzerinden Anadolu topraklarına girip Malatya, Erzincan, Sivas, Kayseri ve Niğde yoluyla 1222 yılında Larende'ye, Karaman'a yerleşirler. Sultanul Ulema ve yakınları Karaman'da kendisi için yaptırılan medresede 7 yıl kalarak irşat faaliyetlerinde bulunurlar. Mevlana Celaleddin, 1225 yılında Karaman'da Gevher Hatun'la evlenir. Mevlana'nın yaptığı bu evlilikten Sultan Veled ve Alaaddin Çelebi isimli iki oğlu dünyaya gelir. Gevher Hatun'un vefatı üzerine yapmış olduğu ikinci evliliğinden de Emir Alim Çelebi isimli bir oğluyla Melike Hatun isimli kızı doğar. Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubat'ın ısrarlı daveti üzerine Sultanul Ulema ve yakınları Karaman'dan Selçuklu Devleti'nin başkenti olan Konya'ya göç ederler. Mevlana ve ailesi ilk zamanlar Altunaba İplikçi Medresesi'ne yerleşirler. Vaaz ve irşat faaliyetleriyle meşgul olan Sultanul Ulema kısa zamanda Selçuklu Devleti içerisinde şöhretiyle maruf olur ve 12 Ocak 1231 yılında 85 yaşındayken Konya'da vefat eder. Babasının vefatı üzerine onun yerine geçen Hazreti Mevlana, şimdi İplikçi Camii diye bilinen yerdeki medresede uzun yıllar dersler ve vaazlar vermiştir. Bu ders ve sohbetlere zaman zaman farklı din mensupları da iştirak etmişlerdir. Mevlana Celaleddin, Şekerciler Hanı'nın önünden geçerken Şems-i Tebrizi ile karşılaşır. Genç bir alim olan Mevlana, Şems'in kendisine sorduğu tasavvuf muhtevalı sorulara verdiği cevaplar sayesinde tanışırlar. İki engin insan arasındaki bu tanışmayla tesis edilen büyük dostluk ve yakınlık, Şems'in kayboluşu yahut ölümü sebebiyle fazla sürmemiştir. Herkesin birbirini anlamasını ve birbirine hoşgörüyle bakmasını engin anlayışının temeli sayan ve kendisinin hayat görüşünün de Kur'an-ı Kerim'le Hazreti Muhammed'in çizgisi üzere olduğunu sık sık vurgulayan Mevlana Celaleddin, 17 Aralık 1273 Pazar günü 66 yaşındayken Konya'da vefat etti. Mevlana Celaleddin vefat gününü Allah'a kavuşma anı olarak belirttiği için o geceyi Şeb-i Aruz yani düğün gecesi olarak kabul eder. Hazreti Mevlana'nın 25.618 beyitten oluşan mesnevisinin dışında Divan-ı Kebir, Mektubat, Fihi Mafih ve Mecalis-i Seba eserleri de dünyanın dört bir yanında ilgiyle takip edilmektedir. Mevlana Celaleddin-i Rumi eserlerini esas itibariyle zamanın edebiyat dili olan Farsça ile kaleme almasının yanında, Arapça ile birlikte az da olsa Türkçe ve Rumca beyit ve ifadelere de yer verdiği görülmektedir. Hazreti Mevlana'nın eserlerinde aynı ana fikir ve bakış açısının yer aldığı din, tasavvuf ve sosyal hayat başta olmak üzere her konuda bilginin ve bilgi sahibi olmanın önemine her vesileyle işaret etti.